Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boyanın yapımını anlatacağım. İkişer zincir çekerek tığ battığı yaptım. Daha sonra yeşil olan kısmını örüyorum ve mavi olan kısmıyla iki sıra halinde o oyam tamamlanıyor. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Alt kısmı yaparken arkadaşlar hem şu küçük çimenleri yapıyoruz hem de çiçeğimizi oturtacağımız sap kısmını yapıyoruz. Bir çiçekten diğerine gelinceye kadar 7 tane çimen yapıyoruz. Ben 4'ünü yapmıştım. Hemen nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Arada iki tane zincir çektim arkadaşlar. Bir defa pardon dolamadan şöyle bol bir sık iğne çekiyorum şu şekilde. Sıkıştırmadan şöyle. Sonra elimle tutuyorum sıkışmaması için. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve hazırladığım önceki yerden şöyle dolanarak yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battı. Tığ battı da hiç boşluk bırakmıyorum. Hepsini sıra sıra yapılıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle önden giriyorum. Bu şekilde. Tekrar. 2 tane zincir çekiyorum. 6 oldu benimki. 7 olacak. Sıradaki tığ battının altından giriyorum. Sıkıştırmadan. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Arkasından dolanıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Aradaki çimenlerim bitti arkadaşlar. Şimdi çiçeğimin sapını yapacağım. Örümcekle başlıyorum. Çok küçük örümcekler, yarım santim kadar uzunlukta. Hemen yapalım arkadaşlar. Örümceğimi yaptıktan sonra şu şekilde örümceğimi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle yapalım arkadaşlar, daha net olsun. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Ve yaptığım ilk zincire şu şekilde sık iğneyle zincirimin ucunu tutturuyorum. Ve böyle bir çiçek yuvası elde ediyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Oyamın düz yönüne dönüyorum. Bir defa doluyorum. Oluşturduğum yuvanın içine giriyorum. Çift kat, çift kat çektim arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu mavi çiçeklerimi oturtacağım. Küçük yuvaları yapıyorum burada arkadaşlar. Hemen trabzanımın önünden giriyorum. Üzerine 4 tane sık iğne yapacağım. 2 oldu. 3 ve 4. Beşinciyi çiçek yuvasına tutturarak yapıyorum bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Çift kaç çift kaç çektim. Tekrar 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Trabzanımın önünden giriyorum. Ve bu şekilde. 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Beşinciyi çiçek yuvasından girerek yaptım arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradan giriyorum. Dört tane sık iğne yapacağım. Birini yaptık. Zinciri tuttururken birini yapıyoruz arkadaşlar. Ona göre düşünüyorum ben. 3 oldu. 4. Beşinci yine çiçek yuvasında. Gene burada bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi alıyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım arkadaşlar ben şurada. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncüye gene bol bir sık iğne yapıyorum. Sıkıştırmadan gevşek. Üstüne 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne. İki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya gene baş almadan girdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir, iki, üç, dört zincir. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Daha devam etmeyeceğim. Hemen mavi kısma geçmek istiyorum. Mavi kısmı yaparken de şu şekilde göstereyim. Beşer zincirle çimenlerimin üstünden atlayacağım. Sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir.
aradaki boşluğa çektiğimiz iki zincire sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Gene sık iğne şu şekilde arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. Şu benim yattı biraz. Gene 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. Şu en sonuncuya yapmıyoruz arkadaşlar. En sonuncunun üstünden geçmiyoruz. Burada direkt örümceğimi yapıyorum ve kirpik yapmaya başlayacağım. Bir zincir çekelim örümcekten önce. Küçük bir örümcek. Alttaki kadar. Eşit uzunlukta. Hemen çiçeğim için oluşturduğum tepeme sık iğne ile giriyorum. Şuradayız arkadaşlar. Dörder zincirli. 1, 2, 3, 4 zincirli. 4 yaprak yapacağım. 4 zincir bir sık iğne şeklinde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3. 4 zincir. Bir sık iğne. Burayı tamamladım. Buradan yan tarafa geçeceğim ama çok küçük örümcekler arkadaşlar. Yarım santim yaptık şurada. Ondan da daha küçük bir örümcek yapıyorum. Siz kendi yaptığınız motifte arayı dolduracak uzunlukta yaparsanız tam karar ölçü olur yani. Şu tepeye tekrar giriyorum. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 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 Tekrar bir zincirimi çektim. Küçücük örümceğimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle girelim. Tepeciğime geçtim. 1, 2, 3, 4. Zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir ve bir sık iğne. Çiçeğimin üst kısmını tamamladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gene örümcekle devam edeceğim. Örümcekle aşağıya tutturmam gerekiyor. Bir zincir çekelim. Örümceğimizi yapalım. Yaklaşık yarım santim uzunluğunda. Aşağıya şu şekilde tutturuyorum ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde tutturarak gidiyoruz arkadaşlar. Gene devam ediyoruz. Ben devam etmeyeceğim. Devam edersem çok uzun bir video olacak çünkü arkadaşlar. Şunu belirteyim, ben bu elimdekini ütülemedim. Ütülendiğinde çok daha güzel sonuç alabileceğimiz bir oya. Bu benim elimden çıktığı şekliyle duruyor. Ben çok beğendim. Bence çok güzel. Ben renk uyumunu da açıkçası çok beğendim. Açık renklerle bu koyu yeşili zaten seviyorum. Instagram'da arkadaşlar Oya Hanım sayfamda tüm oyalarımın yakın plan fotoğrafları var. Instagram'dan beni takip ederek bu oyalarımdan faydalanabilirsiniz. Ayrıca benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece tüm oyalarımın videolarını görme fırsatı bulursunuz. Denemek isterseniz, faydalanmak isterseniz faydalanırsınız. Şöyle göstereyim. Ayrıca arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizin oyalarım hakkındaki fikirleri benim için önemli. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma çok kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık, kolay gelsin.